Emeviler devrinde tek bir İslam devleti varken, Abbasiler zamanında pek çok İslam devleti kurulur. Bunlar arasında Türk devletleri de vardır. Bu devletler mensubu oldukları dinin gereklerini askeri geleneklerinde de ortaya koyarlar. Emevi ve Abbasi hanedanlarından Müslüman Türk devletlerine geçen askeri uygulamalar Osmanlılar dönemine değin sürdürülür. Böylece İslam medeniyetine askeri alanda ciddi katkılar sağlanır. Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu noktada en çok iz bırakan devletlerdir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: Türk İslam devletleri, askeri kurumlar, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılardır. Programı izledikten sonra Türk İslam devletlerinde askeri kurumlar nasıl bir gelişme göstermiştir? Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı ordularının ana unsurları nelerdir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Öteden beri Türk devletlerinin temel özelliklerinden biri askeri karakterli oluşlarıdır. Aynı durum Karahanlılar için de geçerlidir. Karahanlı ordusunda eski Türk askeri kurumları ve anlayışının izleri daha belirgindir. Savaş, taktik ve stratejileriyle silahlar ise giderek milli bir karakter sergilemeye başlar. Karahanlı ordusu, saray muhafızları, hassa ordusu, melik ve diğer hanedan mensupları, valilerin evrindeki askerler, devlete tabi çiğil, karluk, uğrak gibi Türk boylarına mensup kuvvetlerden oluşur. Ordunun başında Subaşı adı verilen bir komutan bulunur. Bu devirde sü, başlamak, orduyu sevk ve idare etmek anlamına gelir. Düzenli olarak defterlere yazılan askerler genelde şehir dışındaki çadırlardan oluşan ordugah şehirlere yerleştirilir. Harp sırasında ise devlete bağlı boylara haber gönderilerek askeri yardım istenir. Sağ sol, öncü artçı birliklerle de hareket halindeki ordunun güvenliği sağlanır. Ayrıca daha ilerilere keşif kolları çıkarılır. Savaş sırasında sahte ricatta denilen Turan taktiği uygulanır. Bu, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan askeri bir taktiktir. Onlu sisteme göre kurulan askeri birliklerin başında subaylar bulunur. Başlıca silahlar arasında ok, yay, kılıç, süngü, balta, hançer, topuz, tulga, zırh, kalkan sayılabilir. İyi atabilme ve isabetle ok kullanma ise askere güç ve üstünlük sağlayan unsurlardır. Karahanlı Devleti'ndeki bayraklar hakkında ise fazla bilgi yoktur. Düvanı ı Türk'te kaydedildiğine göre hükümdar bayrakları kırmızı renktedir. Bununla birlikte başka renkte bayrakların kullanıldığı da olmuştur. Karahanlıların tuğ kullandığı ve bu tuğların sayısının sahibinin gücüne ve önemine göre değiştiği bilinir. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletleri ortaçağın en mükemmel ordularına sahiptir. Özellikle Büyük Selçukluların Melikşah zamanında muazzam bir ordu teşkilatı bulunur. Selçuklu devlet teşkilatının sağlam esaslara dayanmasında ve güçlü bir ordu kurulmasında Melikşah kadar Nizamül Mülkün de payı büyüktür. Anadolu Selçuklu devleti ordusu da Büyük Selçuklu ordusunun yapısı esas alınarak kurulmuştur. Her iki ordu da Gulamanı Saray ve Hassa ordusu denilen iki ana kısımdan meydana gelir. Gulamanı Saray kölelikten gelme birliklerden oluşur. Selçuklu ordusunun çekirdeği ise Hassa ordusudur. Atlı olan bu birliklere sipahi adı verilir. Ayrıca iktidarlarında oturan ve çağrıldıklarında orduya katılan tımarlı sipahilerin varlığından da söz edilebilir. Kölelikten gelen Selçuklu Hassa askerlerine 3 ayda bir Bistgani denilen maaş ödenir. Sipahilere ise yaptıkları askeri hizmetlerin karşılığı olarak maaş yerine ikta verilir. Melikler, Türkmen kuvvetleri, devlet ileri gelenlerine bağlı askerler ve tabi hükümetlerin gönderdikleri askerler ise Selçuklu ordusunun diğer askeri unsurlarıdır. Büyük Selçuklu devleti sultanları türlü renk ve şekillerde bayrak kullanmıştır. Ancak bu bayraklar hakkında fazla bilgimiz yoktur. Bazı kaynaklar ordu bayraklarının kırmızı renkte olduğundan söz ederler. Tahminen Büyük Selçuklular'da olduğu gibi Anadolu Selçukluların da Abbasilere bağlılık işareti olarak siyah bayrak kullanmış olmalıdırdır. Selçuklu Devleti'nde ilk donanma ise 1. Kılıç Arslan zamanında Çakabey tarafından kurulmuştur. Anadolu Selçukluları Sinop ve Antalya'yı fethettikten sonra Karadeniz'de ve Akdeniz'de iki ayrı donanmaya sahip olmuştur. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında düzenli bir askeri teşkilat mevcut değildir. Aşiret beyleri gerektiğinde Osman Bey'in hizmetine girip kendi kuvvetleriyle savaşa katılırlar. Savaş sonunda ganimetten pay alan beylikler fethettikleri topraklara da yerleşme hakkı kazanırlar. Orhan Bey zamanında fetih hareketleri genişleyip devlet güçlenince askeri, mali ve idari düzenlemelerin yapılması gereği doğar. Orhan Bey öncelikle orduyla ilgili düzenlemeler yapar. İlk düzenli askeri birlikler İznik'in fethinden önce Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in teklifleri doğrultusunda oluşturulur. Yaya ve Müsellem denilen bu askerlerden meydana gelen birliklere Türk gençleri alınır. Osmanlı fetihleri Rumeli topraklarını taşıp sınırlar genişleyince asker ihtiyacı daha da artar. Bu ihtiyacın giderilmesi için savaşlarda esir alınan ve askerliğe uygun olan Hristiyan çocukları Türk terbiyesiyle yetiştirilir. Pençik oğlanı adı verilen bu çocuklardan da yeni bir askeri sınıf kurulur. Daha sonra çeşitli zaruretler nedeniyle bu usul yerine devşirme usulü getirilir. Bu usulle yetiştirilen askerlere de Yeniçeri adı verilir. Yeniçeriler muhafız birlikleri oldukları için Kapıkulu askerleri olarak da adlandırılırlar. Bu askeri sınıfın özünü ise Yeniçeri Ocağı meydana getirir. Birinci Murat zamanında kurulan Yeniçeri Ocağı Fatih devrinde son şeklini alır. Teşkilatın başında Yeniçeri ağası bulunur. Yeniçeriler ulufe adı verilen maaşlarını üç ayda bir alırlar. Seferde ya da hazarda mutlaka padişahla birlikte olan Yeniçeriler börk denilen beyaz keçeden başlık giyerler. Osmanlı ordusunun en eski ve en önemli askeri teşkilatı ise tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahilerin temeli tımar sistemine ve toprak idaresine dayanır. Sipahilere yaptıkları askeri hizmetlerin karşılığı olarak maaş yerine dirlik verilir. Osmanlı ordusunun önemli askeri kuruluşlarından biri de yardımcı kuvvet olan Akıncı Ocağı'dır. Keşif, yağma veya tahrip maksadıyla düşman topraklarında yapılan askeri faaliyete Akın, bunu yapan askere de Akıncı denmiştir. Akıncı beyleri ve askerleri özellikle Rumeli'deki fetihler sırasında büyük hizmetlerde bulunmuştur yardımcı kuvvetler arasında azaplar, deliller, yörükler, leventler, sekbanlar, sarıcalar, gönüllüler ve beşiler de yer almıştır. Osmanlı askeri teşkilatında kullanılan silah ve aletlerin başında ise kılıç gelir. Araplar gibi Osmanlılar da kendilerine özgü pek çok kılıç türü geliştirmiştir. En çok önem verdikleri kılıç, Dımaşki dedikleri Şam kılıcıdır. Şam işi ya da Şam tekniği olarak bilinen bu kılıç ve kamalar uzun yıllar ürünü sürdürmüş ve İstanbul'da da bu adlı üretilmiştir. Ateşli silahların ortaya çıkışından sonra terk edilmeyen tek silah olan kılıç, günümüzde hala bir merasim silahı olarak sembolik anlamını sürdürür. Bu dönemde ayrıca Osmanlı topçuluğu ciddi bir ilerleme kaydeder. Giderek gelişen top yapım teknikleriyle daha etkili toplar üretilir. Üretilen toplar ise sadece karada değil, gemilerde de kullanılır. Türk İslam devletleri arasında deniz gücü konusundaki asıl gelişme de Osmanlılar devrinde yaşanır. Aslında Fatih devrine kadar Osmanlıların devlet himayesinde gelişmiş bir donanmaları yoktur. Ancak Rumeli'ye geçiş ve İstanbul'u fetih planları donanmanın Osmanlılar için ne kadar gerekli olduğunu gösterir. Bu sebeple Fatih İstanbul'un fethine kadar 400 parçalık bir donanma hazırlar. Daha sonra çeşitli tersanelerde yapılan gemilerle Venedik donanmasının gücü aşılır. Kanuni devrinde ise Türk denizciliği zirveye ulaşır. Özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı deryalığı sırasında Türk donanması dünyanın en büyük deniz gücü haline gelir. Donanmayı Hümayun denilen Osmanlı Deniz Teşkilatı'nın başında kaptanı derya bulunur. Vezir rütbesinde olan kaptanı deryalar divanı Hümayun toplantılarına katılırlar. Türk İslam devletleri mensubu oldukları dinin gereklerini askeri geleneklerinde de ortaya koymuştur. Karahanlı ordusunda eski Türk askeri kurumları ve anlayışının izleri daha belirgindir. Savaş taktik ve stratejileriyle silahlar ise giderek milli bir karakter sergiler. Savaş sırasında sahte ricat denilen Turan taktiği uygulanır. Selçuklularda güçlü ve disiplinli bir ordunun kurulmasında Melikşah ve Nizamül Mülk'ün payı büyüktür. Anadolu ve Büyük Selçuklu orduları, gulaman Saray ve Hassa ordusu denilen iki ana kısımdan meydana gelir. Selçuklu devletinde ilk donanma ise 1. Kılıç Arslan zamanında Çaka Bey tarafından kurulur. Deniz gücü konusunda asıl gelişme ise Osmanlılar devrinde yaşanır. Kanuni devrinde Türk denizciliği zirveye ulaşır. Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem denilen askeri birlikler oluşturulur. 1. Murat zamanında kurulan Yeniçeri Ocağı Fatih devrinde son şeklini alır. Yeniçeriler muhafız birlikleri oldukları için kapıkulu askerleri olarak da adlandırılırlar. Osmanlı ordusunun en eski ve en önemli askeri teşkilatı ise tımarlı sipahilerdir. Bir diğer önemli askeri kuruluş da yardımcı kuvvet olan Akıncı Ocağı'dır. Bu programda Türk İslam devletlerindeki askeri kurumları üzerinde duruldu. Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı ordularının ana unsurlarından söz edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam kurumları ve medeniyeti ders kitabının 10. ünitesinde bulabilirsiniz.